Berat Haber Merkezi'nden 19 Ana Haber Bülteni'nden hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. Günün getirdiği gelişmelerle karşınızdayız. Ulusal Birlik Partisi'nde yeni dönem. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel'in oyların %65.8'ini alarak yeniden genel başkan seçilmesinin ardından parti meclisi de belirlendi sayın seyirciler. Kesin olmayan 70 kişilik listeye 48 saat içerisinde itiraz edilebilecek. Ulusal Birlik Partisi'nin parti meclisinde görev yapacak 70 kişilik kesin olmayan liste açıklandı. 6 ilçede parti meclisi kadın kotası ve genç kotası olarak listelenen isimler arasından sadece Girne kadın kotası ve İskele gençlik kotası için seçim yapılmadı. Buna göre 6 ilçede en fazla oyu 4865 ile İskele parti meclisi listesinden İsmail Demirci, ikinci en fazla oyu 4345 ile Gazi Mausa parti meclisinden Ziya Kasım, üçüncü en fazla oyu da 4196 ile Lefke parti meclisinden Ömür Ekendal aldı. Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre yayınlanan listelerle ilgili 48 saat içinde itiraz kabul edilebilecek. Ulusal Birlik Partisi'nin parti meclisi üyelerinin belirlenmesi için Atatürk Spor Salonu'nda dün akşam üzeri başlayan oy sayımı bu sabah saatlerinde tamamlandı. Mahmut Özçınar başkanlığındaki divanda bu sabah saat 6 sıralarında oturumu kapattı. Ulusal Birlik Partisi'nin cumartesi günü yapılan 23. Olağan Kurultayı'nda 21 bin civarındaki üyeden 10.134'ü kurulan 13 sandıkta oy kullandı. Halen Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi koalisyon hükümetinde başbakanlık görevini sürdüren Ünal Üstel'in Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy ve Ahmet Melih Karavelioğlu ile yarıştığı kurultayda Üstel 6555, Taçoy 3284, Karavelioğlu ise 121 oy almış, 176 oysa geçersiz sayılmıştı. 23. olağan kurultayda oyların %65.8'ini alan Üstel 3 yıl daha Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı yürütecek. 70 kişilik parti meclisi içinse 122 aday yarışmıştı. Ulusal Birlik Partisi kurultayında Yüksek Disiplin Kurulu'na İbrahim Urcan, Özen Hürses, Mustafa Osmanlı, Fuat Nalcıoğlu ve Hasan Hasiboğlu, Merkez Denetleme Kurulu'na ise Mehmet Ağ ile Gülçin Kıraç, yeter sayıda üye olduğu için gizli oylama yapılmadan üyelerin onayıyla seçildi. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, parti meclisine aday olan, kazanan veya bayrağı devreden tüm adaylara tebrik ve teşekkürlerini sundu. Partinin birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Üstel, Ulusal Birlik Partisi'nin kapıları Ulusal Birlik Partisi'ne hizmet etmek isteyen herkese açık olacak dedi. Ulusal Birlik Partisi bu ülkede 21 bin üyeye sahip en büyük parti. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel yaptığı yazılı açıklamada Ulusal Birlik Partisi 23. olağan kurultayında parti meclisine aday olan, kazanan veya bayrağı devreden tüm adaylara tebrik ve teşekkürlerini sundu. Ulusal Birlik Partisi bu ülkenin en büyük, en örgütlü partisidir. Böylesi büyük bir partide yapacak işte görevde çoktur diyen Üstel, birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Üstel bu noktada Ulusal Birlik Partisi'nin kapılarının Ulusal Birlik Partisi'ne hizmet etmek isteyen herkese açık olacağını ifade etti. Üstel açıklamasında, şimdi bir olma zamanıdır, şimdi birlik olma zamanıdır, şimdi hizmet zamanıdır. Durmak yok, hizmete devam. Birlikte yeni hedeflere, birlikte büyük hedeflere ifadelerini kullandı. Biz bunu hep öyle. 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu kurultayda yeniden Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı seçilen Başbakan Ünal Üstel'i kutladı. Eroğlu, Ulusal Birlik Partisi'nin siz ve yetkili organların yönetiminde bu yönde gereğini yapacağınıza güveniyor, başarılarınızın devamını diliyorum dedi. 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Ulusal Birlik Partisi'nin 23. olağan genel kurulunda yeniden Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı seçilen Başbakan Ünal Üstel'i kutladı. Eroğlu mesajında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşaması ve yücelmesinin en önemli güvencelerinden biri olan Ulusal Birlik Partisi'nin kurultayında yeniden parti genel başkanlığına seçilmenizden dolayı sizi en samimi duygularımla kutlarım. Ayrıca Ulusal Birlik Partisi yetkili organlarına seçilen herkesi de tebrik ederim ifadelerini kullandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve dünya için zor bir süreçten geçmekteyiz. Kıbrıs konusu ve iç meselelerin halledilmesi için önemli gayretler sarf edilmesi gerekiyor diyen Eroğlu, halkın beklentisinin bir an önce özellikle altyapı ve ekonomiyle ilgili sorunlara çare bulunması, bunun için gereken adımların gecikmeksizin atılması olduğunu kaydetti. Eroğlu, Ulusal Birlik Partisi'nin siz ve yetkili organların yönetiminde bu yönde gereğini yapacağınıza güveniyor, sağlık ve başarılarınızın devamını diliyorum dedi. Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar temaslarına başladı Sayın Seyirciler. Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onuruna düzenlenen akşam yemeğine katılan Tatar, Erdoğan'la Kıbrıs konusu ve diğer uluslararası gelişmeler hakkında istişarelerde bulundu. Tatar'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le görüşmesinin saati ve günü de belli oldu. Tatar 28 Eylül Cumartesi günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti saatiyle saat 18.30'da Guterres'le görüşecek. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar New York temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı temasları çerçevesinde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onuruna düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Rockefeller Plaza'da düzenlenen akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs konusu ve diğer uluslararası gelişmeler hakkında istişarelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin yanı sıra diğer üst düzey katılımcılar ve Amerika'da yaşayan Türk ve Kıbrıs'a Türk üyelerle de bir araya geldi. Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le 28 Eylül'de bir araya gelecek. Tatar'ın Guterres'le yapacağı görüşmenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti saatiyle 18.30'da başlaması bekleniyor. Guterres'in Cumhurbaşkanı Tatar'la yapacağı ikili görüşme öncesinde ise Rum yönetimi lideri Nikos Christodoulidis'le ikili bir görüşme yapması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Tatar, New York ziyareti sırasında bir dizi görüşmeler de yapacak, bazı etkinliklere katılacak ve basına röportajlar verecek. Cumhurbaşkanı Tatar'a New York'ta Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Özel Temsilcisi Güneş Onar, Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Güven Artırıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birant Çınar ve Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser eşlik ediyor. Tatar'ın 29 Eylül Pazar saat 20'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dönmesi bekleniyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılmak ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta bulunan diplomatik temsilcilerle ikili görüşmelerde bulunmak üzere New York'a gidiyor. New York yolculuğu öncesinde Ercan Havalimanı'nda basın açıklaması yapan Erhürman, Kıbrıs müzakere sürecine dair yeni ve doğru yöntemlere ihtiyaç olduğunu belirtti. Çözüm odaklı bir müzakere masası gerektiğini kaydeden Erhürman, Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği ise tartışmaya ya da pazarlığa da açık değildir, dedi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, New York'a yapacağı ziyaret öncesinde Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi, temaslarına ilişkin bilgi verdi. Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde gerçekleşecek Sosyalist Enternasyonel'in toplantısına katılacağını, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde çeşitli temaslarda bulunarak ikili görüşmeler yapacağını kaydetti. Hem Sosyalist Enternasyonel'de bir konuşma yaparak, diğer konuşmalara katkıda bulunarak ve Sosyalist Enternasyonel üyeleriyle karşılıklı değerlendirmeler ve istişareler yaparak, hem de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında orada bulunacak olan diplomasi temsilcileriyle ikili görüşmeler yaparak Kıbrıs Türk halkının şu anda maalesef içinde bulunduğu, halkımıza bir miktar endişe veren, halkımızı bir miktar karamsarlığa sürükleyen gelişmelerden onları da doğrudan doğruya bilgilendirme şansı bulacağımızı düşünüyorum. Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs'ta iki eşit kurucu ortaktan biri olduğunu, Annan planına evet dediğini ifade eden Cumhuriyetçi Türk Partisi lideri Erhürman, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Kıbrıs'ta çözüm ve barış için gösterdiği iradenin ortada olduğunu belirtti. 2017 yılında Crans-Montana'da Kıbrıs'ta çözüme ulaşılabilmesi için Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı açılımlara işaret eden Erhürman,
Tüm bunlara rağmen Kıbrıs Türk halkı nezdinde dünyada arzu edilen konumun elde edilemediğine vurgu yaptı. Bize göre bunun yolu doğru zemine basarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi zeminine basarak Kıbrıs Türk halkının bu adada özne olduğunu, sadece bu adada değil Doğu Akdeniz'in tamamında özne olduğunu, görmezden gelinmesinin mümkün olmadığını ve haklarının da teslim edilmesi gerektiğini çok yoğun bir diplomasiyle bütün dünyaya her fırsatta her olanağı kullanarak anlatmaktır. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufaner Hürman, yeni müzakerelerin daha öncekiler gibi olmayacağına da işaret ederek, daha önceki yöntemlerle sonuca ulaşmak artık mümkün değil dedi. Bir kere Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği tartışma konusu değildir. Bunu bir kez daha uluslararası toplumla açık bir şekilde paylaşmak niyetindeyiz. Tartışmaya açık değildir demek aynı zamanda şu demektir, pazarlığa da açık değildir. Yani siyasi eşitlik olsun, onun karşılığında da şu verilsin bilmem ne diye bir tartışma Kıbrıs Türk halkı adına bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bunu buralarda söyledik, oralarda ikili görüşmelerde ve Sosyalist İnternasyonel toplantısında açık bir şekilde de dile getirmek niyetindeyiz. Yeni sürecin takvim ve sonuç odaklı olması gerektiğini de anlatan Erhürman, Kıbrıs sorununun tüm yönlerinin tartışıldığını ve artık sonuca yönelmenin önemli olduğunu söyledi. Bir kez daha aynı şeyi yaşarsak 2004'te, 2017'de Talat Hristofias görüşmelerinde yaşadığımız gibi Kıbrıs Rum liderliğinin ayak sürmesi sonucunda masa bir kez daha çökerse bu statükoya, bugün içinde bulunduğumuz koşullara geri dönülmeyeceğinin, dönülemeyeceğinin Birleşmiş Milletler tarafından daha başta müzakereler başlarken güvence altına alınması gerekiyor. Erhürman, İsrail, Kıbrıs, Girit arasında bir enerji enterkonekte çalışmasının gündemde olduğunu ve bu alanda yaratılacak bir fırsat penceresinin kaçırılmaması gerektiğini de kaydetti. Çayırova köyünde cumartesi günü meydana gelen hortumda 23 hane zarar gördü. Olaydan etkilenen köy halkını ziyaret eden Başbakan Yunan Üstel geçmiş olsun dileğinde bulundu. Üstel yaraların sarılması için gerekenin yapılacağını vurguladı. Başbakan Yunan Üstel hortumdan zarar gören Çayırova köyü ve Çayırova İlkokulu'nu ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Sağ olun. Ziyaretlerinin ardından basına açıklamada bulunan Başbakan Ünal Üstel, İskele ve Karpaz bölgesinde hortumdan dolayı zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bu üzücü olaya öncelikle halkımıza geçmiş olsun diyorum. Çünkü hiç beklenmedik bir zamanda yağmurların gelmesiyle birlikte bir takım sıkıntıların da yaşanması oldu ve bu sıkıntılar içerisinde doğamızda çok ender görünen hortumlarla Çayırova köyünde ve Karpaz bölgesinde gerekse Büyükkonuk'ta olsun bazı evlerimize Çayırova köyünde okulumuzun çocuklarımızın aktif olduğu spor alanında ve bazı vatandaşlarımızın da evlerinde büyük hasar ulaşmıştır. Oralarını ziyaret ettik ve devlet neler yapabilir, nasıl vatandaşımızı yalnız bırakmayı belediye başkanımızla burada ilgili müdür ve köyün muhtarı ve kaymakamımızla bazı tespitler yaptık. Başbakan Üstel cumartesi günü Lefkoşa'da da yağmurun etkili olduğunu ve kurultayın zor şartlarda yapıldığını söyleyerek meğerse aynı gün buralarda da hiç istemediğimiz ve çok ender görünen olaylar yaşandı. İnsanımızın mağdur olduğunu gördük. Yetkililerle birlikte bölgeyi yerinde ziyaret ederek vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak istedik dedi. Öncelikle olayın yaşandığı ilk andan itibaren bugüne kadar ve yaraları sağlığına kadar Sayın Belediye Başkanımız Doktor Fatma Hanım'a teşekkür ediyorum. Çünkü süratli bir şekilde vatandaşın yanında oldu. Sayın Kaymakamımız vatandaşın yanında oldu. Köyümüzün muhtarı zaten olayı birebir içinde yaşadı. Onlara da bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Temennimiz bu olayların bir kere daha yaşanmaması adına
hepimize, halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletirim. Mehmetçik Büyük Konuk Belediye Başkanı Doktor Fatma Çimen Tuğlu da vatandaşların yaralarını saracak ve onlara destek olacak her türlü imkanlarını kullandıklarını ifade ederek belediye ekiplerinin bölgede yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiğini söyledi. Çayırova Muhtarı Ahmet Ercüment de köyde birçok evin ve mandıranın zarar gördüğünü kaydederek asırlık ağaçların da hortumdan etkilendiğini belirtti. Çayırova İlkokulu Müdürü Mehmet Ali Kereş de cumartesi günü okulda çalışma yaptıkları sırada elverişsiz hava şartlarının etkili olduğunu, okul binasını teğet geçen hortumun öğrencilerin kullandığı halı sahada büyük hasara yol açtığını aktardı. Ve okullar, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okullarında 2024-25 öğretim yılı bugün başladı. İlk ve orta dereceli okullarda binlerce öğrenci ve öğretmen 3 ay süren yaz tatilinin ardından ders başı yaptı. Öğrenciler uzun yaz tatili sonunda okula başlamanın heyecan ve mutluluğunu yaşadı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet, ilkokul, ortaokul ve liselerde 2024-2025 eğitim yılı bu sabah çalan ilk ders ziliyle başladı sevgili izleyenler. İlköğretim dairesine bağlı 128 okulda yaklaşık 28 bin öğrenci, genel ortaöğretim dairesine bağlı 48 okulda yaklaşık 30 bin ortaokul ve lise öğrencisiyle, mesleki teknik öğretim dairesine bağlı 13 okulda yaklaşık 4 bin öğrenciyle, Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören yaklaşık 450 öğrenci ders başı yaptı. Çalan ilk zille yeni eğitim yılına başlayan öğrenciler duygu ve düşüncelerini berete mikrofonlarını anlattı. Çok okulu özledim ve arkadaşlarımı özledim. Ders yapmayı da çok özledim. Tatilim çok güzel geçti. Tatile gittim. Peki kitap okudun mu? Çok okudum. Yani açılmasını sevindim, arkadaşlarımla görüşüyorum. Okulumu özledim. Arkadaşlarımı özledim, öyle geçti. Şimdi bugün okulun ilk günü, arkadaşlarına kavuştun. Evet, çok mutluyum. Yeni sınıfımdan da çok mutluyum, yeni arkadaşlarımdan da çok mutluyum. Okulunu özledin mi? Evet, özledim arkadaşlarımı. Çok heyecanlıyım, çok güzel abla. Böyle bir okul görmedim, çok büyük abla, çok güzel. Mutlu musun? Evet. Okulunu özlemiş misin? Evet. Çok, çok yani heyecanlıyım. Okulu yeni geldim, mezun oldum. Heyecanlıyım. Arkadaşlarımı özlediydim. Büyük okula geldiğim için biraz heyecanlıyım. Ama korkuyorum da. Neden? Yani büyük sınıflar da var. Çok heyecanlıyım. Öğretmenlerimi çok merak ediyorum. Yani çok heyecanlıyım. Şu an neler olacağını bilmiyoruz. Bu okuldaki ilk günüm yani. İlk defa geliyorum buraya. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı akademik takvime göre ilk ve orta dereceli okullarda birinci dönem karnelerin verilmesiyle tamamlanacak. Öğrenciler 1-16 Şubat tarihlerinde yarı yıl tatili yapacak. 17 Şubat'ta başlayacak ikinci dönemse 16 Haziran'da karne ve tamamlama belgelerinin verilmesiyle tamamlanacak. Daha önce 16 Eylül'de başlayacağı açıklanan yeni öğretim yılı, Bakanlar Kurulu kararıyla öğretmen atama süreçlerinin tamamlanmaması ve devam etmesi nedeniyle ertelenmişti. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere hayırlı olmasını diliyoruz ve Çatalköy'e gidiyoruz. Çatalköy Esentepe Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle yapılan Yeni Çatalköy İlkokulu ise bu sabah törenle hizmete açıldı. 1800 metrekarelik alanda 18 derslikle birlikte 30 odadan oluşan 500 öğrenci kapasiteli yeni okul binasının açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2024-25 öğretim yılının başarını geçmesini diledi. 4 yılda 26 okulu ülkeye kazandırmanın gururunu yaşıyoruz diyen Çavuşoğlu, bu gururu kurum, kuruluş, halk ve hayırseverlerle paylaştıklarını kaydetti. Çatalköy İlkokulu'nun yeni okul binası düzenlenen törenle açıldı. Okulun açılışı Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok tarafından gerçekleştirildi. Çatalköy İlkokulu Müdürü Uğur Çınar açılışta yaptığı konuşmada projenin hayat bulmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti. Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok da yeni okulun bölge kalkınmasına, çocukların dünya standartlarında eğitim almasına olanak sağlayacak bir yapı olduğunu ifade etti. Öncelikle
Sayın Milli Eğitim Bakanımız Nazım Çavuşoğlu'na ve bu projenin gerçekten başından sonuna kadar bizlere maddi manevi destek veren Murat Şahin'e ve ailesine, yine az önce müdürümün teşekkür ettiği birçok paydaşımıza gönülden teşekkür ederim. Krok imece usulüyle hayat bulan projeyle bölgenin 70 milyon Türk liralık bir okula kavuştuğunu da belirtti. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da yeni eğitim öğretim yılının mutluluk, sağlık, başarı getirmesi temennisinde bulunarak konuşmasına başladı. Ülkedeki okul ihtiyacını gidermek için belediyeler, bakanlık ve hayırsever vatandaşların imkanlarını birleştirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, böyle bir işbirliğiyle Çatalköy'de dünya standartlarını karşılayan okulun hizmete girdiğini belirtti. 26 okulu 4 senede kazandırmanın gururuyla bunları söylerken bu gururu kendime bahşetmiyorum. Bu gururu kurum kuruluşlarımıza, belediyelerimize, halkımıza, hayırseverlere bahşediyorum. Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'de ilkokul ve okul öncesi eğitimin önemine işaret etti. Töre, yeni eğitim yılında eğitimi aksatacak siyasi yaklaşımlar olmamasını, eğitimin grevler ve eylemlerle aksamamasını temenni etti. En büyük baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda biz sizlere hitap ediyoruz. Atatürk'ün ifade ettiği Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler başaracaktır sözü hepimize örnek olsun. Öğretmenlerimize de örnek olsun, öğrencilerimize de örnek olsun. Tarihimizi ve milli kültürümüzü, dilimizi elbette en iyi şekilde kullanmayı ve öğrenmeyi bizlere nasip etsin. Zor günleri unutmadan geleceğe umutla bakmak gerektiğini belirten Töre, ilkokul binasını eğitime kazandıran herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından yeni okul binasının yapımına katkı koyanlara teşekkür plaketleri verildi ve yeni binanın açılışı gerçekleştirildi. Yeni ders yılının ilk gününde Kıbrıslık Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Lefke Gazi Lisesi önünde basın açıklaması yaptı. Hükümete eleştirilerde bulunan sendika yetkilileri konteyner sınıflarda eğitim verilmesine kabul edilmez olarak nitelendirdi. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Lefke Gazi Lisesi'nde yeni ders yılıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Sendika Genel Başkanı Selma Eylem, okulların açılmasına çok kısa bir süre kala okul binasının depreme dayanıksız olduğunun tespit edildiğini ve öğrencilerle öğretmenlerin konteyner sınıflara mahkum edildiğini söyledi. Çocukların oyun alanı, etkinlik yapacağı alan kalmamış vaziyetleri ve birçok sıkıntıyı da beraberinde getirecektir bu durum. Eğitim Bakanlığı'nın atanması gereken ancak yetki alınmayan özel eğitim ve rehberlik hariç 53 öğretmeni geçici olarak okullara gönderdiğini belirten Eylem, geçici olarak görevlendirdiği öğretmenlerimizin ne olacağı, ne zaman yetkilerinin alınacağı, hangi bütçeden ödenecekleri şu anda muğlak durumdadır dedi. Eylem, yapılan atamalara rağmen Lefke Gazi Lisesi'nde 10 farklı branşta eksik öğretmen bulunduğunu da öne sürdü. Eğitimin niteliğini düşünen olmadığını ileri süren Eylem, günü kurtarmak için sürdürülen eğitim politikalarının devam ettiğini söyledi. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de sorunlara karşı hiçbir planlama yapılmadan ben yaparım olur mantığıyla hareket edildiğini belirterek ilgili bakanı eleştirdi. Gökçebel birçok okulun inşaat alanı olduğunu belirterek eleştirilerde bulundu. Kıbrıslık Öğretmenler Sendikası ise gerçekleştirdiği eylemle Lefkoşa'da Şehit Yalçın İlkokulu'ndaki sıkıntıları gündeme taşıdı. Sendika Genel Sekreteri Burak Maviş, konteyner sınıflarda havalandırma, ışıklandırma gibi sorunlar bulunduğunu, okulunsa hala tamirat işlerinin tamamlanmadığını kaydetti. Eyleme destek veren ELSEM Başkanı Ahmet Tuğcu ise okulda elektrik konusunda da sıkıntılar bulunduğunu savundu. Karakol İlkokulu'na götürdüğüm... Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Şehit Yalçın İlkokulu'nda basın açıklaması yaptı. Sendika Genel Sekreteri Burak Maviş, bakanlığın iki yaz geçmesine rağmen okulu hala tamir ettirmediğini kaydetti. Konteynerlerin havalandırma sorunu var.
doğal ışıklandırma sorunu var. Yalıtım sorunu var. Isı sorunu var. Eğer elini çabuk tutmazsa Eğitim Bakanlığı, bu okuldaki öğrenciler diğer normal okuldaki öğrencilere göre hayata 1-0 yenik başlayacaklar. Konteyner sınıflarda klimalar çalışmadığında oturamazsınız. Konteyner sınıflarda yağmur yağdığında öğrencinizi duyamazsınız, sesinizi ulaştıramazsınız. Mabiş, mesele Çatalköy'deki yeni okulun kurdelesini kesmek değildir. Mesele, Şehit Yalçın İlkokulu'nu normal şekilde açabilmektir ifadelerini de kullandı. Okul Aile Birliği Başkanı Halise Demirel de çocukların konteyner sınıflarda eğitim almasını istemediklerini belirterek çocukların bir an önce eski okuluna dönmeleri gerektiğini ifade etti. Eyleme destek veren Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Sendikası Başkanı Ahmet Tuğcu ise okulun elektrik konusunda sıkıntıları olduğunu savundu. Tuğcu, elektrikle ilgili gerekli emniyet tedbirinin alınmadığını ileri sürdü. Sayın seyirciler, 23 Eylül 1821'de Mora isyanı sırasında Trifoiçe köyünde yaşanan 35 bin Müslüman Türk, Arnavut ve Yahudinin öldürüldüğü katliamın üzerinden 203 yıl geçti. Tarih sayfalarından silinen bu katliamı Lefke Avrupa Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ulus Karakartal Benete'de anlattı. Karakartal, Mora ve Trifoiçe katliamının soykırıma tipik bir örnek olduğunu vurgulayarak bu olayı Kıbrıs'ta yaşanan olayların başlangıcı olarak nitelendirdi. Aslında bugün bağımsızlığını Tripoliçe katliamı Mora isyanı sırasında bölgede Türklere karşı yapılan katliamların en büyüğüydü. Yunan Bağımsızlık Savaşı'ndaki Tripoliçe kuşatması esnasında 23 Eylül 1821 günü şehrin düşmesiyle Müslüman Türk ve Arnavutlarla Yahudilerin katledilme olaylarıdır. Yunan ve Rus askerleri tarafından katledilen Mora Türklerinin yaşadığı bu büyük dram unutturulmaya çalışılsa da olayların tarih sayfalarında yer bulduğu bir gerçektir. Berete'ye konuk olan Lefke Avrupa Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ulus Karakartal yaşananları anlattı. Karakartal 23 Eylül Mora soykırımının çok acı ve çirkin olayların yaşandığı bir dram olduğunu söyleyerek Rusya ve İngiltere'nin kışkırtmasıyla Mora adasında çıkan ayaklanmalardan sonra Tripoliçe köyüne sığınan Türklerin topluca katledildiğini belirtti. Ve burada bir toplu katliam söz konusu. Yani bugün soykırım nasıl tanımlanıyor? İşte kadın, çoluk, çocuk masumlara yapılan şey. Hatta yani bilinen bir şeydir. Alman doktor Uldeman var. Bunları izleyen adam rapor tutuyor. Gördüğü katliamlar karşısında zehir içerek intihar ediyor. İnsanlığından utanıyor. Bunu kim organize ediyor? Bunu Yunan kilisesi ve dönemin Yunan idaresi. Ama bu sadece bir vaka değil. Yani 1912 Balkan Savaşı, Anadolu, Kıbrıs... Yani yarın bir başkası olmayacağının garantisi yok. Maalesef Rum ve Yunan tarihi, kültürü nefret ve kin söylemi üzerine kuruldu. Evet. Dolayısıyla her an bu nefret söylemi dile getirildiği için de bugün hala bu. Tripoliçe köyüne sığınan bir kısım Türk ve Yahudi'ye canlarının bağışlanarak Anadolu'ya kaçırılacaklarının söylendiğini anlatan Karakartal, Anadolu'ya kaçırılmak için bindirildikleri geminin bile batırıldığını anlattı. Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın milli marşı olarak kabul edilen marşta "Türk kanı içmeye devam edelim" cümlelerinin yer aldığını söyleyen Karakartal, Mora katliamı soykırıma tipik bir örnektir ve Kıbrıs'ta yaşanan olayların da başlangıcıdır dedi. Her ülkenin milli marşı var. Malumunuz. Yunan Milli Marşı da 1821'de bu olaylar sırasında 1821-23 arası bestelenmiştir. Dionysos Solomos bunu yazıyor. Ve bu uzun bir şiir. Bizim tıpkı İstiklal Marşı gibi ilk iki kıtası okunuyor. O ilk iki kıtasında işte Yunan milleti övülüyor ama sonra devam eden kıtalarda ne var? Katliama ilişkin söylüyor. Efendim, Türklerin kanını içelim, daha kan... affedersiniz çok çirkin ifadeler, onlardan kurtuluyoruz. Milli marşlarının devam eden kıtalarında bu var. Hani siz şimdi gelin buyurun, ninnisinde İstanbul'u alacağım çocuğum uyursun diye çocuğuna ninni öğretiyor. Evet. Türk kanı içelim diye milli marşında var. Şimdi nasıl siz bununla
anlaşacaksınız. Yani bir tarafta olayları unutalım, geleceğe bakalım zihniyet, diyen bir zihniyet Türk toplumu. Bir tarafta nefret söylemi sürekli. Yani bizim siyasilerin bazıları, özellikle muhalefet yapanlar, tarih bilmediği veya tarihi göz ardı ettiği için politik teşhislerinde de yanlış yapıyorlar. Uluslararası İşitme Engelleri Haftası bugün başladı. Sağlık Bakanlığı 29 Eylül'e kadar sürecek hafta kapsamında açıklama yaptı. İşitme ile ilgili kayıplara neden olan etkenlerin yarısının önlenebilir nitelikte olduğu belirtilen açıklamada, bundan korunmak için de sağlık taramalarının yapılması gerektiği vurgulandı. Sağlık Bakanlığı 23-29 Eylül Uluslararası İşitme Engellileri Haftası dolayısıyla açıklama yaptı. Açıklamada insanlarda yaşanan ve işitme engeli olarak ifade edilen işitmeye ilişkin zorluklara dikkat çekilmesi ve toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla 23-29 Eylül tarihlerinin Uluslararası İşitme Engellileri Haftası olarak belirlendiği kaydedildi. Açıklamada işitme kayıpları, hamilelik döneminde geçirilen bazı hastalıklar, kullanılan bir takım ilaçlar, bebeğin doğum ağırlığının düşük olması, bebeğin çok ağır sarılık geçirmesi gibi sebeplerin yanı sıra genetik veya genetik olmayan hastalıklara bağlı olabileceği gibi doğumsal veya doğumsal olmayan sebeplerden de olabilmektedir denildi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre işitme ile ilgili kayıplara neden olan etkenlerin yarısının önlenebilir nitelikte olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu tür engellerden korunmak için sağlık taramalarının yapılması gerektiği ve tarama testlerinin basit ve ucuz olmasının yanında bir zarar veya acı vermediği ifade edildi. Ülkede Sağlık Bakanlığı'na bağlı devlet hastanelerinde dünyaya gelen bebeklerin taburcu olmadan işitme testi işlemi yapılması için gerekli randevuların planlandığı hatırlatılan açıklamada, işitme ile ilgili bir güçlük yaşıyorsanız hekiminize danışın. Sağlıklı bir iletişimin ilk halkasının sağlıklı işitme ile başladığını unutmayın ifadeleri kullanıldı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Yunanistan'la elektrik bağlantısı projesi için mutabakat imzaladı. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Girit Adası arasında elektrik bağlantısı projesinin ilerletilmesi için çerçeve mutabakatı imzalandı. Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodoulidis'in Atina'da yaptığı görüşmede alınan kararlar doğrultusunda, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Çevre, Ticaret ve Endüstri Bakanlığı arasında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Girit arasında elektrik bağlantısı projesinin ilerletilmesi için çerçeve mutabakatına imzalar atıldı. Açıklamada bu çerçeve mutabakatı ve iki ülkenin düzenleyici mercilerinin mutabakatta öngörülen ilgili kararları temelinde projenin yakın bir tarihte yeniden başlatılması bekleniyor ifadesi yer aldı. Çerçeve mutabakatının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin enerji alanındaki izolasyonunu gidereceği savunulan açıklamada, bu projenin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi kadar Avrupa Birliği için de stratejik öneme sahip olduğu ileri sürüldü. İsrail-Lübnan hattındaki saldırılar şiddetlendi. İsrail, Lübnan'a en büyük çaplı hava saldırısını başlattığını açıkladı sayın seyirciler. Saldırılarda 182 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusu Lübnan kasabalarında Hizbullah'ın silah sakladığını iddia ettiği evlere yönelik hava saldırılarının her an gerçekleşeceğini, burada yaşayanların derhal tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Hizbullah ise saldırılara karşılık olarak 3 İsrail mevzisini çok sayıda rokette vurduğunu duyurdu. İsrail, Lübnan'a yönelik şimdiye kadarki en büyük hava saldırısını başlattı. Hizbullah'ın dün İsrail'i roketlerle vurmasının ardından İsrail ordusu bu sabah yeniden Lübnan'ı bombalamaya başladı. İsrail ordusu Lübnan kasabalarında Hizbullah'ın silah sakladığını iddia ettiği evleri hedef aldı. 300 bombardıman düzenledi. Hizbullah'a karşı en geniş çaplı hava saldırılarını başlattığını açıklayan İsrail ordusu, Lübnanlıları Hizbullah hedeflerinden uzaklaşmaları konusunda uyardı. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırılarda 182 kişinin öldüğünü, 700'den fazla yaralı olduğunu açıkladı. Binlerce kişi ise evlerinden kaçmak zorunda kaldı.
Hizbullah ise 3 İsrail mevzisini çok sayıda roketle vurduğunu duyurdu. İsrail'in Lübnan'ın güneyine 8 Ekim 2023'ten bu yana en şiddetli saldırılarını düzenlemesinin ardından Lübnan makamları ülkenin güneyindeki okulların ve resmi enstitülerin barınma merkezine dönüştürülmesi kararı aldı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu kuzeyde güç dengesini değiştireceğimizi söylemiştik. Şimdi tam olarak bunu yapıyoruz. Önümüzde zorlu günler var açıklamasında bulundu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları bir yıla yakın bir süredir devam ediyor. İsrail, Filistinlilerin sığındığı ev ve okulu bombaladı. 7 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi ise yaralandı Sayın Seyirciler. İsrail ordusunun Gazze şeridine 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 41.455'e yükseldi. İsrail, Gazze şeridinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okulları ve evleri hedef alan saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. İsrail savaş uçakları Deir el-Belah kentinde Aksa Şehitleri Hastanesi çevresindeki Ebu Semek ailesine ait evi hedef aldı. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Gazze kentinde de İsrail ordusuna ait helikopterler Zeytun mahallesindeki evlere ateş açarken kentin güneybatısındaki mahallelerde İsrail topçu birliklerinin hedefi oldu. İsrail ordusu Nusayrat mülteci kampında Halid bin Velid okulunun üst katını da bombaladı. Saldırı sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41.455'e, yaralı sayısının da 95.878'e çıktığı kaydedildi. Günün getirdiği gelişmeleri paylaştık. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Güzel bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Bir sonraki buluşmamız saat 22'de. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Obrojtro si demokratija sersin tatar vriski des tineor ki je pa fesk sto peritorio ti se vdomikosti se natis sinetriasi sti siniki sinelepsis ton inomenon ethnon. Sant meros ton epofondo, o kyros proetros tha dieksei sira epofon ke tha echi dimeri sinandisi me ton yeniko rammatea ton inomenon ethnon Antonio Guterres. Επίσης θα παραστεί σε ειδικές εκδηλώσεις και θα παραχωρήσει συνεντεύξεις στον τύπο. Κατά την επίσκεψη του στη Νέα Υόρκη, τον πρόεδρο Τατάρ συνοδεύουν ο Υπουργός Εξωτερικών Τάσιν Ερτουρλόγλου, ο ειδικός αντιπρόσωπος του Κιούνε Σονάρ, η σύμβολος επί των νομικών υποθέσεων Σουλέν Καραμπατζάκ, η συντονίστρια μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και διμερών τεχνικών επιτροπών Σένιχα Μπιραντ Τσινάρ και ο υπεύθυνος εξωτερικού τύπου Κέρεμ Χασέρ. Πριν από την επίσκεψη του στη Νέα Υόρκη, ο κύριος Τατάρ είχε περίπου 2 ώρες συνάντηση με τον Τούρκο αντιπρόεδρο Τσέβδετ Ιλμάς στην Άγκαρα. Δεν εκδόθηκε καμία δήλωση στον τύπο πριν ή μετά την συνάντηση αυτή. Ο πρόεδρος Τατάρ αναμένεται να επιστρέψει στο νησί την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου. Ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος, Τουφάν Ερχιουρμάν, έδωσε συνέντευξη τύπου στο αεροδρόμιο Ερτζάν πριν από την επίσκεψη του στη Νέα Υόρκη. Σημειώνοντας ότι θα συμμετάσχουν στην συνεδρίαση της Σοσιαλιστικής Διέθνους στη Νέα Υόρκη, όπου ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτερές, ήταν πρόεδρος για ένα διάστημα, ο Ερχιουρμάν είπε ότι θα πραγματοποιήσουν διάφορες επαφές στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης στο ΟΗΕ. Προγραμματίζουμε να εξηγήσουμε ότι ο τουρκοκυπριακός λαός είναι ένα υποκείμενο που έχει την βούληση για ειρήνη και λύση και δεν μπορεί να ανοηθεί, είπε ο Ερχιουρμάν. Λέοντας ότι ο τουρκοκυπριακός λαός είναι ένας από τους 2 ισότιμους ιδρυτικούς εταίρους στην Κύπρο και ότι είπε ναι στο σχέδιο Αννάν, ο Ερχιουρμάν είπε ότι η βούληση του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος για λύση και ειρήνη στην Κύπρο είναι προφανής. Επισημένοντας ότι τα ανοίγματα που έγιναν από τον Τουρκο-Κυπριακό λαό και την Τουρκική Δημοκρατία στο Grand Montana το 2017 είναι προφανής, ο Ερχιουρμάν τονίσε ότι παρόλα αυτά η επιθυμητή θέση στον κόσμο δεν επιτέχθηκε.
Ο Ιναλουστέλ εξελέγει ηγέτης του κόμματος Εθνικής Ενότητας. Κατά την διάρκεια του 23ου Τακτικού Γενικού Συνεδρίου του κόμματος Εθνικής Ενότητας, που πραγματοποιήθηκε με ρεκόρ συμμετοχής, ο Ιναλουστέλ έλαβε 6.555 ψήφους απέναντι στον κύριο αντίπαλο του Χασάν Τατσόι. Μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων στο συνέδριο που έλαβε χώρα με την συμμετοχή 10.171 μελών, ο κ. Ιστέλ εκφώνησε ευχαριστήρια ομιλία. Σύμφωνα με τον Ιστέλ, δεν υπήρχαν ηττημένοι και οι πραγματικοί νικητές ήταν ο λαός και η τουρκική δημοκρατία της Βορείας Κύπρου. Επιβεβαίωσε ότι το κόμμα του θα συνεχίζει να αγκαλιάζει όλα τα τμήματα της κοινωνίας και να διατηρεί αδιακόπη διακυβέρνηση και υπηρεσία προς τον λαό μέχρι το 2027. Η σχολική χρονιά 2024-2025 στα δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ξεκίνησε σήμερα 23 Σεπτεμβρίου. Η έναρξη του νέου σχολικού έτους είχε αναβληθεί για μία εβδομάδα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου λόγω του ότι οι διορισμοί των εκπαιδευτικών δεν είχαν ακόμη ολοκληρωθεί. Στα 128 δημόσια και ιδιωτικά σχολεία που ανήκουν στην Διευθύνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας θα φοιτήσουν περίπου 28.000 μαθητές, ενώ στα 48 δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Διευθύνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα φοιτήσουν περίπου 30.000 μαθητές. Η διανομή των ενδεικτικών για την πρώτη περίοδο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου και οι μαθητές και οι μαθήτριες θα αρχίσουν τις 15ήμερες διακοπές τους την 1η Φεβρουαρίου. Η δεύτερη περίοδος του σχολικού έτους θα ξεκινήσει την Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου. Τα τελικά ενδεικτικά θα διανεμηθούν την Δευτέρα 16 Ιουνίου. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας Ναζίμ Τσαουσόγλου εξέδωσε μήνυμα πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2024-2025, απευθυνόμενος στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, ευχόμενος η νέα σχολική χρονιά να είναι εφιόνι για ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα. Στο μήνυμα του, ο Υπουργός Τσαουσόγλου δήλωσε ότι θα συνεχίζουν να προχωρούν αποφασιστικά με τον στόχο να οικοδομήσουν το φωτεινό μέλλον της χώρας συνεργαζόμενοι όλοι μαζί. Ο κ. Τσαουσόγλου τονίσε ότι οι εκπαιδευτικοί ως οι σημαντικότεροι καθοδηγητές που επηρεάζουν την ζωή των μαθητών με τις γνώσεις, την εμπειρία και την αγάπη τους προετοιμάσουν τις νέες γενναίες για το μέλλον. Σημείωσε ότι οι εκπαιδευτικοί θα επηρεάσουν την ζωή των μαθητών με την αφοσίωση τους και θα τους φωτίσουν την νέα σχολική χρονιά. Τονίσε επίσης ότι το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας θα στέκεται πάντα δίπλα στους εκπαιδευτικούς και θα συνεχίσουν να συνεργάζονται για να δημιουργήσουν ένα καλύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον.